Fenerbahçe televizyon ekranlarından herkese merhaba. Yeni sezonun ilk bölümüyle İşte Fener'le karşınızdayız. Bugün çok güzel bir mekandayız. MasterChef Türkiye stüdyolarındayız. Konuğumuz da ünlü şef Somer Sivrioğlu. Bizi çok lezzetli bir sohbet bekliyor. Bence kaçırmayın. İşte Fener başlıyor. Somer Şef'im, öncelikle çok teşekkürler. Ne kadar yoğun bir tempoda çalıştığınızı biliyorum. Hatta biz şu an çekim yaparken arkada set hazırlıkları devam ediyor. Bu tempoda bize vakit ayırdınız ama Fenerbahçe denince akan sular durdu sanırım. Aynen öyle. Fenerbahçe için her zaman hiç sorun değil. Bir de güzel oldu. Bir iadeyi ziyaret oldu sizden. Geçen sene ben sizin programınız için gelmiştim. Siz de hoş geldiniz stüdyomuza. Çok teşekkürler. Çok sağ olun bizi konuk ettiğiniz için. Biz sizi aslında çok yakından tanıyoruz. MasterChef Türkiye ile beraber de zaten her akşam evlerimize konuk oluyorsunuz. Ama dilerseniz taraftarlarımız için kısaca sizi tekrar bir tanıyalım. Tabii ben 1971 Kadıköy doğumluyum. Oradaki aile apartmanımızda doğdum ve yaşadım. O yüzden önce Kadıköy, sonra Moda, sonra Kalamış, sonra Fenerbahçe. Hep bizim kutsal hatta. Zaten başka bir seçeneğiniz yok. Evet. Kutsal hatta geçti hayatım. Stadın hep etrafında oldum yani. Daha sonra Avustralya, 1995 yılında Avustralya'ya MBA yapmak için gittim. Ondan sonra da çok sevdim orada, kaldım. İki tane restoran açtık. 3 sene önce de hayatım tamamen tekrar Türkiye'ye geri dönmek için harika bir proje geldi. MasterChef projesi. Ondan beri de artık 6 ay Avustralya, 6 ay burada olarak hayatımı sürdürüyorum. Avustralya'yı konuşacağız. Fenerbahçe'yi zaten programımızın en büyük kısmını oraya ayırdık. Ama dilerseniz MasterChef'le başlayalım. Harika bir iş çıkarıyorsunuz. Çok büyük emek var ama ekrana yansıyan da zaten reyting rekorlarıyla her şey fark ediliyor. Bu enerjiyi nasıl yakaladınız MasterChef'te? Ya biz sadece bunun görünen yüzüyüz yani 3 şef olarak. Asıl bu programda en büyük katkısı olanlar tamamen ekibimiz yani Acun Medya yöneticileri, ekibi, ailesi, yönetmenimiz Behçet Idıroğlu. ve onun bütün tüm ekibi çok güzel bir dinamik yakaladık. Yani çok iyi arkadaşız, çok güzel eğleniyoruz. Gerçekten ben hiç yani 16-17 saat süren çekimlerimiz oluyor. Bir kere bile gelirken ay yoruldum, yarın da çekim olmasın diye gelmiyorum. Hakikaten yarışmacısıyla, jürisiyle, yönetmeniyle, ekibiyle, yapımcılarıyla çok güzel bir enerji yakaladık. Çok güzel bir kanalda güzel bir iş çıkıyor. Bu senede çok fazla yoğun talep oldu MasterChef'e. Başvurular evet. Çok fazlaydı. Evet, yani geçen sene formatta ufak tefek dokunuşlarla değişiklik yaptık. Daha biraz daha şefleri de irdeleyen bir program haline geldik. Bu da herhalde bu sene gelen şeflerin kalitesini de bayağı bir arttırdı. Bir de pandemi gerçekleri var. Yani çoğu gelen arkadaşımızın işi de olamadığı evet. için. Pandemiden dolayı çoğu restoranlar kapalı olduğu için onların da buraya gelme şansı oldu. O yüzden çok güzel bir kadroyla başladık. İnşallah böyle devam eder. Pandemiden dolayı aslında mutfağa daha fazla yönelme de başladı. Yani her zaman için zaten bence Türkiye'deki insanların en önemli ortak iki tutkusu spor, futbol ağırlıklı spor ve yemek. Yani her ortamda tartışabilecek, herkesin söyleyeceği bir şeyin olduğu ve herkesi mutlu eden iki olgu. O yüzden de yemek programlarına olan bu ilgi beni şaşırtmıyor. Ben çünkü bunu Avustralya'da da gördüm. MasterChef'in 12. sezonu bu sezon ve her yayınlandığı sezon rating rekorları kırıyor. İnşallah Türkiye'de de uzun soluklu bir iş çıkar. Bundan eminiz. Ben bir bölüm başlıyor, onu izliyorum. Ertesi gün o bölümün özetini tekrar izliyorum. Yani o kadar keyif alarak izliyorum ki bütün arkadaşlarımla gerçekten planımızı buna göre yapıyoruz. Çünkü hem severek izliyoruz hem de bir şeyler öğreniyoruz. Teknik anlamda bir şeyler öğreniyoruz. Mutfağa da daha fazla ilgimiz başladı. Yani bu çok güzel bir şey bence. Evet, yani hem mutfağa olan ilgi, hem yemeğe olan ilgi, hem tabii güzel bir yarışma formatı, çok güzel bir format MasterChef'in kendisi de. Bir de çok güzel bir ekiple çok uğraşarak çekiyoruz. Onun da size yansıması bizi mutlu ediyor tabii ki. Siz aslında yarışmacılara sadece aşçılığı, MasterChef, Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma fırsatı vermiyorsunuz. Aşçılık fırsatı vermiyorsunuz. Aynı zamanda hayata dair de çok fazla tavsiyede bulunuyorsunuz. Siz benim sevdiğim bir söz vardır diye başlayarak yarışmacılara verdiğiniz tavsiyeler onların ileriki aşçılık hayatında, profesyonel hayatlarında da çok fazla işine yarayacaktır eminim. Ben izlerken fark ediyorum mesela bir yarışmacı vazgeçiyor, bırakmak istiyor. Siz
Zamanında daha gençken ve daha doğrusu işin başındayken yaşadığınız olumsuzlukları öyle güzel lanse ediyorsunuz ki onlara. Yani onlara da aslında ilham oluyorsunuz. Evet. Yani mutfağın içinde hayat var zaten. Yani küçük bir mutfağın içinde bir ömür geçiyor, bir hayat geçiyor. Bunları hepimiz yaşadık kariyerimizde. Ve ondan çıkarılacak çok dersler var çıkarabilene. Biz de elimizden geldiğince, tecrübemiz el verdiğince bunları şef adaylarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü benim çok inandığım sözlerden biri daha var. İyi bir insan olmadan iyi bir şef olmak çok zor. O yüzden herkesin iyi, güçlü, kaliteli bir insan olması bence iyi bir şef olmak yolunda atılan ilk adımlardan biri. Buradan elenen yarışmacıların bile ben hem aşçılık yolunda yollarının çok açık hem de hayata dair çok şey öğrenmiş bir şekilde ayrılacaklarına eminim zaten. Tabii ki öyle. Zaten yani 16 kişiyle başlıyoruz. Yedekten aldığımız arkadaşlar da var. Maalesef bir kişi şampiyon olabiliyor. Bize en çok mutlu eden bu sezonun açılışında da gördünüz. Geçen seneki 16 arkadaşımızın buraya gelmesi ve neredeyse hepsinin yine bu kariyerde devam etmesi. Aşçılık kariyerine devam etmeleri, yemek pişirmeleri, kendi kanallarını açmaları. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yani onlara vesile olabilmek ve onların yolunu açabilmek bizi çok mutlu ediyor. Çünkü sonuçta biz şefiz. Hiçbirimiz oyunculuk eğitimi alarak buraya gelmiş insanlar değiliz. Evet. O yüzden de kendi mesleğimize de bir katkımız olduğunu görüyoruz. Bu da ayrıca mutlu ediyor bizi. Tabii sosyal medyada da çok yoğun bir ilgi oluyor onlara bu yarışma sonrasında. Evet. Tabii bunu düzgün kullanmak çok önemli. Yani sosyal medya iki ucu keskin kılıç. Yani terse de yatabilir, doğru da gidebilir. Kariyerlerine düzgün yol verirlerse bu inanılmaz bir platform. Her bölüm birbirinden güzel. Bütün bölümleri beğeniyorum. Ama bir Kocatepe bölümü vardı ki insanın tüylerini diken diken eden. Şu an konuşurken bile zorlanıyorum açıkçası. Yani öyle bir atmosferde hani ayakta durmak, konuşmak bile zorken ben yarışmacıları da tebrik ediyorum. Orada yemek yaptılar. Yani çok duygusal anlardı, çok güzel anlardı. Hani bu bakımdan da çok fazla hoşluk katıyorsunuz. Evet, yani oraya çekimi yaptığımızda yani birkaç gün öncesindeydi tabii yayından. Ağustos'un neredeyse ortasında yine inanılmaz soğuk, yani ceketlerle falan duruyorduk. Ve o zaman düşünüyoruz, yaklaşık 100 yıl önce askerlerimiz ciddi yoklukların içinde. Yani ne kadar zor bu vatanın kazanıldığını ve ne kadar zor günlerden geçtiğimizi biz de gördük. Ve biz de çok duygulandık açıkçası. Şöyle bir yumrukla yaptık ama ne güzel ki onların sayesinde hala bu vatanımızda, kendi ülkemizde yaşayabiliyoruz. Kesinlikle. Maalesef bir pandemi döneminden geçiyoruz. Ancak siz pandemide en çok yara alan, en çok yorulan kişiler olan sağlık çalışanları için de çok güzel bir davet verdiniz. Bir bölümü onlara ayırdınız. Evet. Başakşehir Pandemi Hastanesi'nde onlardan bir tadım ekibi oluşturdunuz. Evet, çok güzel bir programdı. Sizin için nasıl geçti? Çok önemliydi yani. O ben zaten Avustralya'da da çok sağlık çalışanlarıyla ilgili projelerde rol almıştım ama Türkiye'de öyle bir fırsatım olmamıştı. Türkiye çok iyi yönetti bu süreci. Özellikle Sağlık Bakanımız hakikaten bir amca gibi oldu artık bizlere bu zor zamanlarda. Çok onun önderliğinde çok güzel yönetildi süreç. O yüzden de bence programın zaten hep beraber oturuyoruz, konuşuyoruz ki o da bizim çok hoşumuza gidiyor yani. Biz programdan bir saat, iki saat önce gelmiyoruz. Programın içeriğinde sağ olsunlar bize de söz veriyor ekibimiz. İlk konuşmamızda dedik ki yani ilk çekim kesin belli. Kesinlikle sağlık çalışanlarına yapılıyor. Hadi nerede yapalım? Başından verilmiş bir karardı ve çok çabuk verilmiş bir karardı. Ve iyi ki de o şekilde başladık. Çünkü herhalde bu seneyi en zor geçiren sektör sağlık sektörü oldu. Allah onlardan bin kez razı olsun. Onlara da çok büyük bir moral oldu diye düşünüyorum. Evet, inşallah. İnşallah. Geçen sezonda Fenerbahçe'mizin kıymetli tesislerinden biri olan Topuk Yaylası'nda bir çekim gerçekleştirdiniz. Evet, evet. Ampute milli takımıyla. O da inanılmaz bir çekimdi. Siz Kocatepe'yi söylediğinizde benim de aklıma o gelmişti. Oradaki büyük başarıyı kazanan ampute milli takımımız, onların hikayesi, onların hayatta karşılarına çıkan talihsizlikler ve engellerin üzerine kurdukları ve bunu ne kadar pozitif dünya şampiyonluğuna, Avrupa şampiyonluğuna götüren bir yola çıkardıkları beni çok etkileyen hikayelerden biri oldu. Tabii Fenerbahçeli olarak Topuk Yaylası'na hayran kaldım, bayıldım yani. Onu da görmek için de ekstra bir vesile oldu. Benim için çok güzel bir gündü o günde. MasterChef Türkiye ile beraber çok güzel sürprizler bizi bekliyor. Ben de keyifle bekliyorum. Tabii daha çok çekimimiz olacak. Pek çok şehre gitmek istiyoruz. Sosyal sorumluluk zaten bizim bu yaptığımız işin tam ortasında yer alıyor. Bunlara devam edeceğiz. İzlemeye devam edelim. Bekliyoruz. Avustralya ile devam edelim isterseniz. Siz çok genç yaşta gittiniz Avustralya'ya ve orada bir risk alıp Türk mutfağını yaymayı düşündünüz. Nasıl tetikledi bu sizi?
Yani bunun tetiklenmesinde başka, ben tabii ona geçmeden önce oraya bir eğitim için, MBA için gittim. Daha sonra da yaklaşık bir 10 sene, hatta 12 sene profesyonel olarak restoran yöneticiliğinde bulundum. Avustralya çok kültürlü, mutfağı çok açık bir toplum, çok kültürlü bir toplum zaten. Evet, her toplumdan. Her toplumdan insanlar var. Fakat Türk mutfağını iyi temsil eden bir restoran yoktu. Yani Japon mutfağı yaptım, Çin mutfağı yaptım, Bavyera mutfağı yaptım, aklınıza gelecek her türlü mutfağı yaptım yönetici olarak. Ama kendi mutfağımızın bir öncüsü olan biri yoktu. O yüzden de o işe girmeye karar verdik. Yani Türk mutfağını o yurt dışında, özellikle Avustralya üzerinde konuşayım, kebapçılarda, yani daha doğrusu akşam dışarı çıktıktan sonra gidilen kebapçılardan çıkartıp, döner kebapçılardan çıkartıp, daha bir bizim kültürümüzü temsil eden, beyaz masa örtülü olarak başlayan bir konsepte başlatmak istemiştik. O yüzden de bütün gücümü, varlığımı, desteğimi de koyarak bir restoran açtık 2007 yılında. Ondan sonra hikaye devam etti ve büyüdü. Önce Efendi'yi açtınız, önce daha sonra Anason'la devam ettiniz. Daha sonra bundan 5 yıl önce de Anason'u açtık. Tam şehrin tam merkezinde, çok prestijli bir yerde. İkisi de pandemiye kadar gayet güzel gidiyordu. Ama pandemi döneminde de çok güzel işlere imza attınız. Tamam. Efendi de halka çorba dağıttınız. Evet, tarhana çorbası dağıttınız. Ve bunun bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Sizden dinleyelim. Yani çok ciddi bir şok oldu tabii bu başladığı anda. Ve insanların ilk reaksiyonları beni çok rahatsız etti. Yani o süpermarketlere hücumlar, yaşlı insanların ellerinden tuvalet kağıdını çekiştirmeler. Dedim ki yani bizim ülkemizde böyle bir şey oldu mu, ne yapılır? Birisi hasta oldu mu, sağlık sorunu oldu mu, çorba yapılır. Bizim de yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Restoran kapanmış, personelimizin çoğu işsiz kalmak durumunda, bizler işsiz kalmak durumundayız. Gayet güzel giden bir çark bir anda resmen içine bir takoz sokulmuş gibi oldu. Ama dedik ki yani burada durursak geriye gideriz. Ne yapabiliriz? Dedik ki en azından açalım kapıları, çorba yapalım, insanlara çorba dağıtalım. Çünkü biz de Türkiye'de, bizim kültürümüzde hastaya çorba dağıtılır. Bütün bir ülke, bütün bir dünya hasta oldu aslında. O yüzden de bizim elimizden gelen buydu. Çok ufak bir şekilde öyle bir şey yaptık ama inanılmaz, herhalde çok içten gelerek yaptığımız için inanılmaz yankı buldu yani Avustralya'da, ulusal medyada. Ve insanlar gelip, sıraya girip çorbalarını aldılar. Bir gün Türk asıllı Avustralya'da yaşayan ablalarımızdan biri gelip, yani bizim neredeyse personelin bir haftada alabileceği bahşişi bir günde oraya hediye olarak bıraktı. Oradan gelen bütün parayı zaten personelimize dağıttık. O şekilde güzel bir sosyal sorumluluk projesi başladı. Bunu hastanelere götürmeye başladık. Tarhana çorbası yaptık, mercimek çorbası yaptık. Çok güzel bir yaklaşım oldu yani. Çok da bizi de mutlu etti. Ruhumuzu doyurdu resmen. Türk misafirperverliğini orada da yaşattınız. Zaten bizim yapmak istediğimiz o. Yani orada sadece salt bir Türk yemeği üzerine çalışan bir müessese değiliz. Yani misafirperverliğimiz, kültürümüzün güzel tarafları, bunların hepsini de öne çıkarmaya çalışıyoruz restoranlarımızda. Bu da onlardan iyi bir vesile oldu. Restoranınızın çok ünlü konukları da varmış diye duydum. Evet, evet. Yani Avustralya'da zaten sağ olsun insanlar çok dışarıda yemek yemeyi seviyorlar. Restorana da bayağı Avustralya, aklınıza kim gelebilecekse. Hepsi geldi zaten, yaklaşık kaç yıl oldu? 13 sene oldu Efendi açılı, 5 sene oldu Anason açılalı. Herkes geliyor vallahi, sağ olsunlar. Dilerseniz biraz da çok kıymetli bir çalışmayla, neredeyse 3 yıl süren bir çalışmayla ortaya çıkarttığınız kitabınızdan bahsedelim. Önümüzde de duruyor. Anadolu Türk Mutfağı'nda Bir Macera. Evet. İsterseniz biraz bahsedin. Evet, bu Büyük Tesadüfler eseri ortaya çıkan bir kitap aslında. Yani ortaya çıkması Büyük Tesadüfler eseri oldu. Bir gün restorana gelen misafirlerimizden bir tanesi bana yemek kitabı çıkarmak ister misin dedi. Benim yani yemek değil ama yemek ve kültürü anlatan bir Türk mutfağı üzerine bir kitap çıkarmayı çok isterim dedim. Meğerse bu kişi Avustralya'nın en önemli köşe yazarlarından biri. Ama aynı zamanda da yemek sevdalısı ve yemek yazarlarından biriymiş. Ben tanımıyordum David Dale'ı. Onun itirmesiyle çıktı çünkü yani restoranlarda bir kitap yazmak çok zor bir iş. Bir de restoranlarda çok yoğun olduğum bir sürede geldi, gelişti bu. Ama sağ olsun o da inanılmaz destek oldu. Resmen bir araştırmacı, gazeteci gibi 3 ay Türkiye'de beraber dolaştık. Fotoğrafçılarla bir daha geldik. Ve Türkiye'de
bütün resimlemeler, bütün çekimler ve fotoğraflar ve hikayeler çıktı. Ve çok güzel bir beraber kitap çıkardık. 2005 yılında çıktı. İlk olarak Avustralya, İngiltere'de çıktı. Daha sonra Amerika yayın haklarını aldı. Daha sonra Flemenkçe'ye çevrildi. Hollanda'da, Belçika'da yayınlandı. Sonra Almanca'ya çevrildi. Almanca'da yayınlandı. Ve son olarak da şu anda Japonca yayın hakları imzalanmak üzere. Pardon, tabii ki ondan önce MasterChef'in de başlamasıyla biraz bence geç de olsa Türkiye'de yayın hakları aldı ve Türkçesi çıktı. Evet, biz de artık satın alabiliyoruz Türkiye'de. Evet, Türkiye'de de bulunabiliyor her yerde. Ve son olarak da şu anda Japoncası çıkıyor. Çok beni mutlu eden bir kitap. Yani kitap işi çok zor bir iş. Bu dijital dünyada zaten kitap basmak da çok zor bir iş. Ama bunun güzel tarafı her zaman masanızda duracak. Her zaman hatıra olarak kalabilecek. Ve hikayeleri de, çok güzel hikayeleri de olan bir kitap. Kitabın yazılımı tamamen yabancılara Türk mutfağını tanıtmak üzerine yazılmış olan bir kitap. O yüzden Türkçe çevirisinde bazı şeylerde mesela köfte piyazı anlatıyorum. O kadar detaylı anlatıyorum ki Türk okuyucular biliyoruz. Yani bunu anlatmana gerek yok. Buradan ben de diyorum ki bu kitap bir çeviri, unutmayın. Yani İngilizce basılmış bir kitabın Türkçe'ye çevirisi. Tabii ki Türklere oturup da köfte anlatacak halimiz yok. Tabii ki. Belki bundan sonra bir belgesel de gelir. Valla çok isterim. Yani şu anda tabii çok yoğun çalışıyoruz. MasterChef projesi bulunabilecek en önemli proje benim için. Ama bir belgesel tematik, yani Anadolu'yu anlatan, özellikle yabancılara kendimizi anlatabilmenin en iyi yollarından birinin yemek olduğuna inanıyorum. Ben hala Türk mutfağının dünyada hak ettiği yeri bulduğuna inananlardan değilim. Çok daha önemli yerlerde olmayı hak ediyor. Buna da katkı sağlayacak bir belgesel olursa neden olmasın? Zaten konuşuyoruz da arada, kanalda da sürekli konuşulan bir konu. İnşallah öyle bir fırsat elimize geçer. Bir sonraki projemizde olur. Yemek çok uluslararası bir dil değil mi? Ya yemek, yani gastro diplomasi benim çok inandığım bir şey. Ve benim çok inandığım bir laf vardır. Yemeğini yediğin insanla düşman olamazsın. Yani bir sürü tabii politik sorun var, siyasi sorunlar var ülkeler arasında. Ama yemek yiyerek bunların çoğunu çözebiliyorsunuz, inanın. Yani ben çoğu sorunum, Avustralya çok kültürlü bir yer ama Avustralya'da da o veya bu şekilde ülkemizde sorunlu olan toplumlar da yaşıyor. Ben onların yemeklerini yiyorum, onlara kendi yemeklerimizi tattırıyorum. Yemekle bir ilişkiye başlamak çok güzel bir şey. Yani çok yaraları tedavi eden, ilişkileri düzelten, aileleri bir arada tutan, yani yemeğin lezzet haricinde çok daha farklı bir toplumsal etkisi var. Ve ben onu çok seviyorum ve onu kullanmayı da çok seviyorum. Bence üzgün olduğumuzda bile hemen yemeğe yönelmemiz böyle bir şey. Her şeyimizde, yani maalesef insan hayatının tüm gerçekliklerinde yemek var. Doğumdan sünnete, nişana, düğüne, maalesef ölüme ve ölüm sonrasına, bu acıları hafifletmek adına bakarsanız insan hayatının en önemli her noktasında başrolde yemek var aslında. Sizin peki en beğendiğiniz şefleri sorsam Türkiye'de ve dünyada hangilerini söylersiniz? Ya, Türkiye'de ben çok ciddi bir zaten esnaf kültürüne ve ustalara inanıyorum. Yani tek iş yapan ustalara inanılmaz büyük saygım var. Şefler olarak benim için zaten Türkiye'nin en iyi şefi, çok rahatlıkla söyleyebilirim, Musa Dağdevren'dir. Çünkü o bu yola Chef's Table'da da zamanından çok daha geç bile olsa Chef's Table'da da yabancıların zaten tanıyorlardı çok önceden ama belki de Türkiye'deki sonradan gurmelerin o şekilde tanıdığı diyebiliriz. Ama Musa Usta hem Kadıköy'deki restoranıyla, yani ben çocukluğumda bile giderdim zaten. Hem de bana da çok destek olmuştur Avustralya'da. Benim kariyerimin en zor zamanlarında gelip bana destek olmuştur ve bizim yol haritamızda da çok önemli bir yeri vardır. Zaten kitabın da adandığı iki şeften bir tanesidir. Diğeri de yabancı Yunan asıllı bir şef. O da benim kariyerimde çok etkili olmuştur. Yanni Kritsis diye. Diğer bir şef yurt dışından Greg Maluf, Lübnan Orta Doğu mutfağını beyaz masa örtüsüne koyan şeftir ve benim de ne güzel ki çok iyi dostlarımdan bir tanesidir. Yurt dışından devam edersek René Redzepi, zaten bir hayranlıkla başlayıp sonra bir dostlukla, arkadaşlıkla devam eden şeflerden biri. Türkiye'de yine bence çağ atlatan ve bizi çok farklı bir yere koyan Mehmet Gürs ve ekibi, onların da inanılmaz katkısı var Türkiye'ye. İlk kez en iyi 50 restoran, Türkiye'den bir restoranı en iyi 50 restoran arasına sokan Maksut var, zaten çok yakın arkadaşım Maksut Aşkar. Çok var, Aylin Yazıcıoğlu var, Didem var, Şemsa var. Kadın şeflerimiz özellikle inanılmaz bir atılım içinde. Çok şef var, yani birinin ismini sayıyorum, diğerlerini unutuyorsam kusura bakmasınlar ama ben kendi
grubumdan, kendi grubumdaki şeflerin hepsiyle yakın bir ilişkim var ve onlarla aynı zamanda bu işe sevdalı olmaktan çok mutluyum. Tabii ki yanımdaki şefleri saymıyorum. Yani Mehmet Yalçınkaya zaten esnaf kültüründen gelip kendini bu kadar yetiştirmiş, Türk mutfağını dünyada da tanıtan ve inanılmaz bir derya, bilgi deryasıdır kendisi. Danilo zaten bizim yani dışarıdan gelip de Türk mutfağını özümseyen, hem İtalyan kültürünü burada çok iyi tanıtan hem de bizim kültürümüzü de çok iyi anlayan ve uyarlayan bir şef. Ve çok mutluyum diğer şeflerimle de beraber olmaktan. Yani çok güzel bir şef ekibimiz de var. Aynı zamanda da dünyada da şefliğin çok kıymet gördüğü bir zamanda bu işi yaptığım için de çok mutluyum. Özellikle Mehmet Şef'in masterclass'ı olan bölümü gerçekten YouTube'dan da tekrar açıp izledim. Bunu tamam, söylemem yani gerekiyordu. Hakikaten herkesin izlemesi gereken bir bölüm. Ben bile aslında çünkü çok zaman oldu yani o teknikleri öğreneli. Bir sürü teknik, doğru ya bu böyleydi ben bunu yanlış yapıyorum diye. Oturup zaten arkadan direkt izledim yani baştan sona. Mehmet çok iyi bir öğretmen ve bazen de olması gereken biraz disiplinli bir öğretmen. O bizim ama, biraz hani böyle okulda çok sevdiğimiz ama kızgın bir öğretmenimiz olur ya. Zaten hani çok benzetiyoruz. Yani burası aslında bir okul. Yani öğrencilerimiz biraz daha ılımlı. Evet, o biraz daha yumuşatıyor. Ben biraz daha işte alaycı ve sarkastik bir yaklaşımım var ama hepimizin sonuçta niyeti yani iyi kalpliğinden kimsenin kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz aslında çok naif ve istediğimiz en iyi insanı bulmak, en iyi şefi bulmak ve diğerlerini de eğitebildiğimiz kadar eğitmek. Bu da zaten ekrana çok güzel bir şekilde yansıyor. Hiç merak etmeyin. Geçelim mi Fenerbahçe'ye? Tabii ki. Sizi kim Fenerbahçeli yaptı? Bunu çok merak ediyorum. Bu aşka kim vesile oldu? Ya ben aslında başlarken tabii doğduğum yer itibariyle Fenerbahçeliyim. Benim dayım Fenerbahçe'de boks yaptı. Babam Fenerbahçe'de basketbol oynadı. Anneannem 1907 doğumlu ve 100. yılda tabii 100. yılda 100. yıl kutlamalarında açık bir arabayla sevgili Uğur Dündar'ın oğluyla beraber en yaşlı Fenerbahçeli ve en genç Fenerbahçeli olarak stadın etrafında tur attırılan anneannemin evinden ben stadyumu duyardım. Yoğurtçu Parkı'nda oturuyordu kendisi. Bunların hepsi zaten DNA'mda Fenerbahçe var. Başka bir takıma gitmek zor olurdu diyeceğim ama benim de doğduğum ve tam futbola aşık olduğum yıllar Metin Ali Feyyaz dönemi aslında. Eyvah. Şöyle bir kayma olur gibi oldu. Oldu mu? Böyle hafif bir iki Beşiktaş falan diye oldum ama mahallenin abileri sağ olsunlar. Benden onu güzel bir şekilde aldılar yani. Yok bu genetiğimizde yok. Sen ne yapıyorsun falan diye. Sen ne yapıyorsun falan diye özüme döndüler. Allah onlardan da razı olsun yani. İyi ki de döndürmüşler. Çünkü benim hayatta herhalde fanatik demeyelim ama çok tutkun, en tutkun olduğum, sorgulamadan tutkun olduğum tek olgu Fenerbahçe. Doğma büyüme Kadıköylüyüm dediniz. Evet. Tahminimce birçok maça gitmişsinizdir. Çok, çok. Bunlardan en unutamadığınızı sorsam hangisini söylersiniz? Yani çok var tabii. İnanılmaz çok maçlar var. Belki ama ilk gittiğiniz maçtır ama diğerlerinden de söyleyebilirsiniz. İlk gittiğim maç o kadar çok iyi bir maç değildi. Samsun Spor'a yenildiğimiz maçlardan biri. Samsun'un başımıza bela olduğu bir dönem vardı ya. O zamanlardan biriydi yanlış hatırlamıyorsam ama hiç unutamadığım maç tabii ki 103 gollü sezonun 100. golünün beklediğimiz maçtı. O 100. golde Rambo Turan attı. Hiç kimsenin beklemediği. O sene 4 golü mü 5 golü mü ne var kimse beklemiyor. Herkes Rıdvan mı atar, Oğuz mu atar falan diye konuşurken ondan sonra hiç beklenmedik bir şekilde gelişine vurup Rambo Turan 100. golü attı. Ne biz inanabildik statta ne o inanabildi yani. Onun da şöyle bir duruşu vardır. O da tam inanamadı yani ben niye attım bu golü gibi. Ama çok güzel oldu çünkü tam bir futbol emekçisi Turan Hoca. O maçı ve o golü, o saniyeleri hiç unutamam. Ama çok var tabii. Avrupa maceralarımızda var. Gittiğimiz pek çok maç. Evde dinlediğim rahmetli Hüseyin'in öyle 3-3'lük Bordo maçı var. Gitmesem bile oradaymış gibi yaşadığım. Yani çok geçmişte o kadar çok maç var ki. Basketbol macerası var. O da inanılmaz. Zaten son zamanlarda bizi çok gururlandıran çok maç var ya. Okul yıllarınızdan da bazı anılarınız var diye duydum. Tabii tabii. Zaten Özel Moda Lisesi Fenerbahçe'nin kalelerinden bir tanesi. Çarşamba günleri o zamanlar Federasyon Kupası maçları gündüz yapılırdı. Okulun yarısı kaçardı. Önce bir disipline vermeyi denediler. Ya yani okulun yarısını boşaltmaları lazım. Çünkü disipline de verseler okuldan da atsalar o maça gidilecek. Hepimiz kaçardık öğle teneffüsünde maça giderdik direkt. Zaten yokuşu, şifa yokuşuna inip direkt stada giderdik. En sonunda okul karar verdi. Çarşamba günlerini yarım gün yaptılar. Çünkü yoksa okul boşalıyor ya. Müfredat değişti.
Ondan sonra çarşamba günleri maçın olduğu günler yarım gün olurdu. Bütün de okulda ana kadro olarak direkt maçlara giderdik o zaman da. Çok Fenerbahçeli ağır basan bir okuldan mezun oldum. İki çocuğunuz var diye biliyorum. Onlar da Fenerbahçeli diye düşünüyorum. Evet, Deniz ve Derin. Derin'in o kadar Derin 13 yaşında bir kız çocuğu. O yüzden Fenerbahçe çok gündeminde değil. Gündeminde çok farklı konular var. Ama Deniz basketbol oynuyor. Boyu benden uzun. 1.94 oldu daha 15 yaşında. Onun biraz Fenerbahçeliliği var yani. Maçlara da geliyor. Her buradayken gidiyoruz. Basketbolla da çok yakından ilgileniyor. Bir de sağ olsunlar geçen sene imzalı tüm takımın formasını hediye ettiler Feneryum'dan. Onu da ona verdim. Bir tanesini. İsmi de yazıyor üzerinde. İlk kez kendi ismi üzerinde yazılı bir forması oldu. Basketbol forması. Antrenmanları falan onunla çıkıyor. Onun bir Fenerbahçeliliği yetişiyor yani. İyi bir basketbolcu bir Fenerli yetişiyor. Harika. Size deplasman anılarınızı sormak istiyorum. En unutamadığınızı sorsam herhalde 3 günlüğüne kıta değiştirip Belgrad'a Final Four'a gittiğinizi söylersiniz yani, ama. Şöyle bir zamanlama yaptım. 22 saat uçuş Sydney'den Belgrad'a. Çok da yoğun bir zamana denk geldi. Hiç zaman geçiremedim. Yani maçın günü geldim. Sabaha geldim. Yarı final maçının sabaha geldim. Maalesef kaybettiğimiz finalin hemen ertesinde de uçakla geri döndüm. Yani havada geçirdiğim süre Belgrad'da geçirdiğim süreden daha kısıtlıydı. O sene ikinci olduk. Maalesef canlı olarak Fenerbahçe'nin Euroleague macerasında şampiyon olmasını İstanbul'dakine gelememiştim. Sırbistan'da bir umudumuz vardı ama olmadı. Ama olsun, bize inanılmaz bir gurur yaşattılar. O efsane basketbol takımı herhalde yıllarca, 10 yıllarca konuşulacak bir takım. Dilerim bu seneki şampiyonluğumuzu görürüz. Bence güzel bir kan değişikliği oldu. Bazen de iyidir değişiklik. Artık yapacak bir şey yok. Obradoviç başta olmak üzere efsane hocamız. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ama şimdi yeni bir macera. Bizim de görevimiz taraftar olarak aynı hevesle, aynı mutlulukla. Tabii inşallah şu pandemi belası da giderse. Tekrar salon doldurup onlara destek vermek. Her zaman tam destek. Her zaman. Futbola dönelim dilerseniz. Size en unutamadığınız golü sormak istiyorum. Rambo Turan'ın golü çok önemliydi tabii. Benim yani hatırladığım. Bir de yine aynı şekilde sadece Galatasaray maçı için geldiğim bir Avustralya'dan bir süre vardı. Sadece o zaman 4 gün kalabilmiştim. Nobre'nin golüyle kazanmıştık. O golü de unutamam. Çünkü eğer yani hiç yenilmeyip bir de tabii biliyorsunuz bizde inanılmaz bir totem de var. Evet. 15 sene mi olmuştu o zaman? 15 sene yenilmeyip veya berabere bile kalmayıp o zaman da berabere kalsak veya yenilseydik herhalde suçlu ben ilan edilecektim. Evet. Yani Sydney'den kalkıp maça geldiğim için. O yüzden 1-0 yenmiştik yani. Zor da bir maç olmuştu. Ribery'nin falan oynadığı yıllarda Galatasaray'ın çok kuvvetli olduğu bir sezondu. O maçı 1-0 kazanmıştık. O golü de unutamam yani, kişisel olarak da unutamadığım gollerden biridir. Totem demişken siz ne gibi totemler yapıyorsunuz maç izlerken? Ya basketbol maçı yani, da olur, futbol maçı da olur. Çok var. Avustralya'dan söyleyeyim yani, sabah mesela 4'te dışarıdan bir kamera beni görüyor. Sabahın 4'te birisinin uyanıp böyle zar zor kahveyle falan üzerine forma geçirip ondan sonra niye acaba orada Avustralya formayla maç seyrediyorsam üzerine forma geçirip atkıtı takınıp saat 4-4.30'da salonda bir koltuktan diğerine hopladığını görseler herhalde deli bu diye. Al birini ararlar yani sabahın 5'inde Avustralya'da Sydney'de herkes uyurken. Daha öncelerinde gider videolardan maç kaseti alırdık o zaman video zamanında ilk gittiğimde. En büyük totemlerimden biri hep anneanneme verilen bir tane ipek, bir 100. yılda verilen ipek bir atkı vardır. Her önemli maçta mutlaka onu takarım. O en önemli totemim. Harika. Size en unutamadığınız şampiyonluğu sorayım o zaman. Herhalde en son çok 2011 yılında kazandığımız şampiyonluk. Çok büyük emekler, çok büyük acılar çekerek, sonrasında da çok büyük acılar çekerek kazanılmış bir şampiyonluk. O benim için en kıymetli şampiyonluk. Belki bu sezonki şampiyonluğumuzda inşallah her yeni şampiyonluk daha önemli unutamadığımız olacak diye düşünüyorum. Her yeni şampiyonluğumuz daha kıymetli oluyor tabii ama o sene çok özel bir seneydi. Çok sadece saha içinde değil, saha dışında da inanılmaz mücadeleler verildi. Başkanımız olsun, Sayın Aykut Kocaman olsun, bütün Fenerbahçeliler olsun. Acayip bir savaş verildi yani orada. Bu savaşlar ne kadar haklı olduğumuzu herhalde şimdi herkes görüyor. Son olarak size Fenerol'la ilgili düşüncelerinizi sormak istiyorum. Evet, sağ olsun sevgili Acun Ulucalı da çok destek oldu. Başkanımızın zaten inanılmaz desteği oldu. Harika bir kampanya oldu. Ben de Avustralya'dan birkaç SMS attım. Gecenin bir saatinde seyrettim. Çalıştığınız kanalda böyle bir programın yapılması ve onların da öncülüğünde yapılması beni de çok mutlu etti.
Fenerol kampanyası hala destek vermeye devam ediyoruz elimizden geldiğince. Yani ekonomik olarak da zor zamanlar. Yani seyircisiz bir sezonu geçirmenin zaten tamamen seyirci üzerinden yürüyen bir takımda ne kadar zor olacağını herhalde bütün taraftarlarımız biliyor. Biz taraftarız. Bizim işimiz destek. Yani ben o kadar şampiyonluklarla, şunlarla, bunlarla tabii ki çok güzel. Tabii ki taçlandırılmak güzel ama ben şu şansım benim var. Ben doğduğum mahallenin takımını tutuyorum. O yüzden Fenerbahçe sokakta oynasa Fenerbahçe'yi tutarım. Benim için o çok önemli değil. Yani mühim olan bu büyük takıma, bu önemli takıma destek olmak. Ama şu anda da öyle bir kadro kuruldu ki yeni transferler. Hakikaten, hakikaten şu zorlukta yani... Futboluyla zaten ne kadar büyük bir insan olduğunu hepimizin bildiğimiz, ne kadar büyük futbolcu olduğunu bildiğimiz sevgili Emre Belözoğlu şapkadan tavşan çıkardı. Yani şu ekonomik durumda bu kadroyu kurmak her baba yiğidin harcı değildir. Tabii ki yönetimimizin de katkısını yadsımamak lazım ama medya yüzü olarak da bilindiği için hakikaten Emre Belözoğlu sadece sağ içinde değil, sağ dışında ne kadar büyük bir Fenerli ve ne kadar büyük bir zeka olduğunu bence bu seneki kadroyla gösterdi. Ben çok mutluyum bu seneden inşallah. Umutlarımız boşa çıkmaz. Yeni transferlerimizin halka ilanı da oldukça ses getirdi. Evet, evet. Yani ben sosyal medyayı yaşım itibariyle biraz daha geriden takip ediyorum ama herhalde şunu söyleyebilirim. Öyle çok iddialı konuşmayı seven biri değilim ama herhalde bu ülkede sosyal medyayı en iyi yöneten kadro Fenerbahçe'de. Çok yani böyle heyecanla resmen maç bekler gibi ne zaman açıklanacak, kaçta açıklanacak sosyal medya başında bekliyoruz. Sosyal medya ekibi çok güzel iş yapıyor. Çok gururlandırıcı bir iş yapıyor. Yurt dışında yaşayan bir insan olarak da ben de onları da yani yurt dışındaki arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Harika bir iş yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük emek veriyorlar. Arkadaşlarımız sağ olsun. Tahmin ederim. Peki yeni transferlerden en çok hangisini beğendiğinizi sorsam? Ya ben hikayenin tamamlanması açısından Gökhan Gönül'le Caner Erkin'in gelmesine çok sevindim. Çünkü ikisinin de Fenerbahçeli olduğunu biliyorduk zaten. Hiç şüphemiz yoktu. Öbür türlü tamamlansa o hikaye üzülürdüm yani başka türlü tamamlansa. O açıdan çok sevindim. O ikisi derdim ki Mamitia'mı seyredene kadar. şu anda hakikaten inanılmaz başladı. Maşallah. Aman nazar değmesin. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Biz bu konularda biraz erken sevinen taraftarlarız. Ama inşallah bu bir başlangıçtır yani. İnşallah bu gördüğümüz bir fragmandır. Nazar değmesin. Başka da bir şey demek istemiyorum. O kadar keyifli bir sohbet oldu ki sonunu getiremiyorum. Son olarak taraftarlarımıza, takımımıza bir mesajınız var mı? Onu alalım sizden. Yani dediğim gibi gönül verdiğiniz renkler sarı lacivert olunca artık daha 1-2 senedir çok da başarılı gitmeyen bir sezon veya değişen basketbol kadrosu bunların bizim için önemli olması lazım. Önemli olmadığını da biliyorum zaten. Biz çok başarıya alışmış bir taraftar kitlesi olduğumuz için başarı olmayınca birazcık böyle bir beslenemiyoruz ama ona bakmamak lazım. Dünya olarak bu kadar zor zamanda geçtiğimiz, zor günlerden geçtiğimiz bu zamanda sevdiğimiz renklere daha da tutkuyla bağlanmak, daha da desteklemek lazım. Hep destek, tam desteğe devam. Somer Şef'im çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için harika bir program oldu. Ama bir teşekkür daha etmem gerekiyor ki yönetmeniniz Behçet Idıroğlu. Evet, sağ olun. Kendisini yaklaşık bir aydır mesajlarımla, aramalarımla olsun rahatsız ediyorum. Benim için stüdyo yönetmenindir. Bize stüdyosunu açtığı için aynen çok çok öyle. Teşekkür aynen ediyorum. Aynen öyle. Ben de sevgili Behçet Idıroğlu'na, yönetmenimize, her şeyimize çok sevgilerimi sunuyorum. Ve tabii ki bütün ekibe. Tabii ki. Tüm ekibe bize stüdyoyu açtıkları için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün yeni sezonun ilk programında MasterChef Türkiye stüdyolarındaydık. Kıymetli şef Somer Sivrioğlu konuğumuz oldu. Kendisiyle harika bir sohbet gerçekleştirdik. Bu keyifli sohbeti hafta boyunca Fenerbahçe Televizyonu'nda, aynı zamanda Fenerbahçe Televizyonu'nun YouTube hesabında bulabilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Teşekkürler şef.